köpeklere tuvalet eğitimi. Şimdi aileler bir köpek aldıklarında ne yapacaklar? Köpeğe nasıl tuvalet alışkanlığı kazandıracaklar? Bu köpeğin yaşıyla paralellik gösteren bir durum mudur? Çünkü daha büyük köpek alıp mesela sokakta yaşayan bir daha yaşlı bir köpeği sahiplenen kişiler de olabilir ve evinde de besleyebilir köpeği. Köpeğin yaşına göre biraz değişen durumları anlatabilir misiniz tuvalet Aslında alışkanlığı ile ilgili? senin konuyla tuvalet alışkanlığı birbiriyle çok bağlantılı. Çünkü bir metabolizması var köpeklerinde. Yani bizim nasıl bir biyoritmimiz varsa ve belli saatte evet acıktığımızı hissediyorsak ve belli saatte tuvalete gitmemizi hissediyorsak köpeklerde de bu durum var. Dolayısıyla saatli, zamanlı mama konulduğu zaman zaten o biyoritim zaman içerisinde oturmaya başlıyor. Yani siz diyorsunuz ki bir süre sonra benim köpeğim yemeğini işte yarım saat içerisinde yedi. Ben 15-20 dakika bekledikten sonra dışarıya çıkartırsam rutin olarak dışarıda zaten çişini ve kakasını yapıyor dersiniz. Bu yavru bir köpek için söylemiyorum bunu. Öncelikle hani erişkin bir köpek için hani tuvalet alışkanlığını rutin kazanmış ve mama saati belirgin bir hayvan için söylüyorum. Yavru köpeklerde de şöyle bir durum var. Genellikle bizim sahiplenmeye başladığımız dönem ne zaman? 2 aylık civarı değil mi? En çok hani pet sahiplendiğimiz en fazla hani 3 aylıktır. Tamam. 3 aylık döneme gelmiş bir köpeğin zaten ilk çiş kaka eğitimi annesi tarafından verilir. Nedir? İşte ilk 3 hafta boyunca annesi onu yalayarak, masaj yaparak tuvaletini düzenli yaptırır. 3 haftadan sonra yavaş yavaş kendi yapmaya başlar kakasını. Ondan sonra 45 günlük dönemde artık yavaş yavaş süt emme döneminin bitip hani daha yumuşak gıdalara geçiş dönemidir. 2 aylık döneminde de genellikle kuru mamaya geçer köpekler. Bu şekilde sınıflandırdığımız zaman zaten o 2 aylık döneme gelmiş bir köpeğin zamanını vermeye başladığınız zaman o çiş kaka eğitimini de aslında vermiş oluyorsunuz. Tamamen gıda rejiminden geçiyor aslında bu süreç. Ama yavru bir köpek ilk 6 aya kadar karın kasları gelişimini de tamamlaması gerektiği için aynı hani bir insan evladı doğdu hemen gidip tuvalete oturmasını beklemiyoruz. Belli bir süreç geçiyor, karın kasları gelişiyor ve artık çişini tutmayı öğreniyor, kakasını tutmayı öğreniyor. Köpeklerde de böyle bir dönem var. 6 aya kadar bu çiş ve kaka tutmayı öğrendikleri dönem. Ama dediğim gibi düzenli rejim ile beraber saatli düzenli önlük konulduğu zaman. Dolayısıyla da bunu yaptığımız zaman 6 aylık olan bir köpek rahatlıkla daha erken aslında kazanıyorlar da bu süreci. Hani 6 aya kadar şans vermek gerekiyor. Eve yaptığı durumları hani çişini çok fazla eve yapıyor durumlarını da göz önünde bulundurarak söylüyorum. 6 aylıktan sonra artık düzenli dışarıya çıkarttığınız ve yürüttüğünüz bir köpeğiniz muhakkak dışarıda çişini kakasını yapacaktır zaten. Peki bu yaşlı bir köpek aldığımızda ne olabilir? Yaşlı Daha bir yaşlı. köpek. Yani sokaktan aldığınız köpek aslında çok daha temiz bu konularda. Çünkü sokakta yapmaya alışmış Doğru. durumda. Dolayısıyla da aslında sokaktan alınan bir köpekte bu rutini çok daha temiz ve hassas oldukları için bu konuda bence daha kolay oturtabiliyorsunuz. Diyorum ya her şeyin temeli aslında zamanında dakikalı bir şekilde mama verip düzenli aralıklarla dışarıya çıkartmaktan geçiyor. Her şeyde düzen dediğiniz gibi. Önce Her sağlıklı beslenme, evet. beslenmesinde bir düzen, sonra tuvalet alışkanlığı ile ilgili. Peki yine ceza ve ödül, özellikle de tuvalet alışkanlığı ile ilgili. Bir köpek 6 ayı geçti, 9 ayı geçti, 1 yaşı geçti. Hala eve yapıyor ya da ara ara eve yapıyorsa. Böyle bir durumda nasıl bir motive etmek gerekli, ona eğitimine katkıda bulunmak, verilen bazı cezalar mı yoksa verilen bazı ödüller mi daha teşvik edici olabilir? Ben herhalde hep ödülden yanayım. Hani cezadan ziyade ödülden yanayım. Ama bu ödül şu olmamalı. Her çişini kakasını doğru yere yaptı.
Hadi bir ödül. Hadi işte doğru yere oturdu bir ödül. Mamasını yedi bir ödül şeklinde olmaması lazım. En güzel ödül aslında ses tonumuzla ödüllendirmek. Yani daha yumuşak, daha sevecen. Aferin oğlum, aferin kızım. Bak ne güzel yaptın gibi bir ses tonu da aslında ödül onlar için. Yani, evet, dışarıdan vereceğimiz işte sevdiği küçük bir parça gıda da bir ödül. Ama bunu dozunda ve kararında yapmak gerekiyor. Bunu abarttığımız zaman da işte sürekli üzerimize atlayan ödül almak için sürekli cebimizden bir şey çıkacak diye bekleyen bir köpeğe de dönüştürebiliriz bu ödül sistemini bulduğumuz zaman. Dolayısıyla da ödüllendirmek ilk tercihim. Bazen de işte ses tonumuzla döverek cezalandırmak da, yani sesimizi biraz yükseltip biraz sertleştirdiğimiz zaman da bu da ceza olarak kullanılabilir tabii ki. Ama cezalandırdığımız zaman da bir köpekte şu da olabiliyor: kaka yeme alışkanlığı. Hani mesela bazen şu problemle karşılaşıyoruz: köpeğim eve kaka yapıyor. Tamam. Niçin kaka yapıyor? Önce bunu bir araştırmak lazım. Dediğim gibi önce zamanında mamasını veriyor muyuz? İlk kural bu. Veriyoruz. Bütün gün önünde duruyor mu o mama? Bütün gün önünde durmayacak bir kere mama. Onu kaldıracağız. Çünkü bir biyoritim oturtturmaya çalışıyoruz. Tamam, bu sistemleri oturtturduk ama düzenli çıkartmıyorsak dışarı, hayvancağız nereye yapacak? Mecburen bulunduğu ortama yapacak. Biz kızdığımız zaman bir de onu Tabii. saklama gereksinimi duyup yeme alışkanlığı kazanabiliyor. Bu daha fecaat bir durum. Yani Tabii. dolayısıyla o dozlamaları çok iyi ayarlamak gerekiyor. Veya bu dönemlerde kendimiz eğer bu eğitimleri veremiyorsak, bir eğitmenden destek alınarak bu süreçleri daha kolay adapte olunabilir.